Sevgili öğrenciler, 6. ünitemiz olan insan ve çevre ile ilgili kazanım kavramı testinin çözümlerine bakalım. Birinci sorumuzda, bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitli zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Aşağıda verilen yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır diyor. Şimdi biyoçeşitlilik doğal bir zenginlik. Biyoçeşitlilik eğer ne kadar fazla olursa ekosistemler o kadar dengede kalır ve bu sayede dengeyi korumamızı sağlar. A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkına baktığımızda C şıkkı bunlardan daha fazla yaşam alanlarına çeşitliliğe sahip olduğu için C şıkkımız doğru cevabımız. İkinci sorumuzda biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerinde yararları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan biri değildir diyor. B şıkkına baktığımızda söğüt yaprağından ilaç üretimi ekonomik ve sağlık anlamında, meşe ağacından mobilya üretimi ekonomi anlamında, pamuk bitkisinden iplik üretimi ekonomi anlamında, fakat ormanların hayvanlara barınak sağlaması sağlık ve ekonomi üzerinde bir yararı yoktur. Doğru şıkkımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir diyor. A şıkkında dinozor verilmiş. Dinozorlar yaklaşık 66 milyon yıl önce nesli tükenmiş. B şıkkında mamut var. Mamut ise 1700'lü yıllarda nesli tükenmiş. C şıkkı aslında en yakın tarihte tükenen canlımız Anadolu kaplanı 1970'li yıllarda nesli tükenmiş. Fakat D şıkkı Van kedisi hala yaşamaya nesli devam ediyor. Doğru şıkkımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda 1, 2, 3, 4 tane ifade verilmiş. Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır diyor. Yukarıdaki verilen canlıların yok olmasına neden olan etkilerden hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar? Evet, baktığımızda çevre kirliliği, toprak, su ve hava kirliliğini insanlar sağlıyor çoğunu ve bu yüzden insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar diyoruz. Aşırı avlanma sonucunda canlı türlerinin yok olmasına yine insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar diyoruz. Canlı türler arasındaki rekabet insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaz, canlıların kendi arasındaki rekabettir. Ormanlık alanların imara açılması insanların ekonomi anlamında daha fazla kazanç sağlayıp fakat yeşil alanları ve bitkileri öldürmesine sebep olduğu için yine insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar. Birinci, ikinci ve dördüncü ifadelerimiz doğrudur. Doğru şıkkımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz, insanların yapmış olduğu yanlış uygulamalar ve doğal etkenler biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir diyor. Biyolojik çeşitliliğin her geçen gün zarar görmesi gelecek nesiller açısından kaygı verici olmaya başlamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir etmen değildir diyor. A şıkkına baktığımızda erozyon toprak kaymasına sebep olacağı için biyolojik çeşitliliği tehdit eder. C şıkkına baktığımızda aşırı avlanma yine canlı türlerinde insanlar sayesinde yok olmasına sebep oldukları için biyoçeşitliliği tehdit eder. Dengenin bozulmasını, ekosistemlerin de bozulmasını sağlar. Küresel ısınma yine insanların gelecek nesillerde kaygı verici olmaya başladığı en önemli şu an dünyamızdaki sorunlardan bir tanesidir. Fakat organik tarım biyoçeşitliliği tehdit etmez. Aksine biyoçeşitlilik için yararlı bir etkendir. Organik tarıma baktığımızda kaybolan denge yeniden sağlanabilir. Kontrollü, sertifikalı ve insan sağlığına zararsız ürünler üretilir. Toprak verimliliği artar. Toprak, su kaynakları ve havayı kirletmeden çevre, insan, bitki gibi bunların sağlıkları korunur ve ürün kalitesinin artmasına neden olur. Altıncı sorumuzda bir uydu fotoğrafı verilmiş ve İstanbul'un son yıllarda geçirdiği yeşil alan miktarını gösteriyor. Sevgili öğrenciler, 1970'li yıllardan 2000'li yıllara kadar yeşillerle gösterilmiş bir alan var. Fakat ilerlettiğimizde 2000'li yıllara doğru geldiğimizde şekilde de görüyoruz ki yeşil alanların sayısı maalesef bir hayli azalmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değişimin meydana gelmesine neden olan etkenlerden biri değildir diyor. Nüfus artışı,
Bu etkenlerin en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Çarpık şehirleşme yine hayvanların ve bitkilerin çoğunun yok olmasına sebep olan bir etmendir. Ekonomik açıdan yine daha fazla kazanç sağlamak insanlardaki bazı hırslar, çarpık olan şehirleşmeden dolayı kaynaklanan alanların yeterli şekilde korunmaması bu değişimi meydana getirir. Plansız sanayileşme yine en önemlisi hava kirliliğini sağlar. Biyolojik çeşitlilik artışı, biyolojik çeşitlilik artış sayesinde ekosistem dengede kaldığı için bu etmenlerden biri değildir. Doğru şıkkımız D şıkkıdır. Evet, 7. sorumuza baktığımızda aşağıda yıllar önce ülkemizde yaşamış ancak şu an nesli tükenmiş bir canlı verilmiştir. Anadolu kaplanı. Bu canlının neslinin tükenmesiyle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına baktığımızda posta için aşırı avlanma sonucu yok olmuş olabilir diyor. Öncelikle post kelimesinin anlamına baktığımızda tüylü hayvan derisi demek sevgili arkadaşlar. Hayvanların kürkleri ve postları deri ve giyim hatta ayakkabı sektöründe de kullanılmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra araba ve ev döşemelerinde de kullanılıyor. Bu yüzden eğer postu için aşırı avlanma yapılırsa nesli için tükenilmiş olabilir, sonucu yok olmuş olabilir. Doğru. A şıkkımız doğrudur. B şıkkına baktığımızda yaşadığı alandaki sular kirletilmiş olabilir diyor. Sular bizim temel besin kaynağımız olduğu için, biyolojik açıdan dengelerini bozacakları için, neslin tükenmesi için yapılan bir yorumdur. D şıkkımız da doğru. D şıkkına baktığımızda doğal yaşam alanları insanlar tarafından tahrip edilmiş olabilir diyor. Eğer doğal yaşam alanları insanlar tarafından tahrip edilirse hayvanların sayılarının azalmasına ve doğal yaşam ortamlarından uzaklaşmasına, alanlarını kısıtlamasına da sebep olacakları için bu yüzden bu şıkkımız da doğrudur. Aşırı otlatma sonucu canlının doğrudan besin kaynağı tükenmiş olabilir diyor. Aşırı otlatma dediği şey Anadolu kaplanı etçil bir hayvan olduğu için bu canlının doğrudan besin kaynağı tükenmiş olamaz, doğrudan etkilemez. Bu yüzden bu Anadolu kaplanı neslinin tükenmesi için yapılan bir yorum değildir. C şıkkımız yanlıştır. Evet, geldik 8. sorumuza. Öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. A şıkkına baktığımızda enerjisi yüksek olan fosil yakıtlar kullanılmalıdır diyor. Fosil yakıtlar kömür, petrol ve doğalgaz. Fosil yakıtlar yerine yenilebilir enerji kaynaklarından örneğin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji gibi enerjiler kullanırsak doğal süreçlerden yararlanıp kaynakların tükenme hızını azaltabiliriz. C şıkkına baktığımızda yağ atıkları lavabolara dökülmelidir diyor. Eğer atık yağlar lavabolara dökülürse buradan kanalizasyonlarda tutunarak su kirliliğine neden olur ve bu çevre kirliliğini önlemez, daha fazlalaştırır. Yanlış cevabımız. D şıkkına baktığımızda hava kirliliğine yol açmamak için kişisel ulaşım araçları kullanırsak eğer daha fazla egzoz gazlarını yaymış oluruz. Bu da yanlış bir cevabımız. Geri dönüşüm ürünleri kullanırsak ham madde elde edimini arttırıp çevreye yararlı bir yönerge yapmış oluruz. Bu yüzden doğru şıkkımız B şıkkıdır. 9. sorumuza baktığımızda yukarıda 3 tane ifade verilmiş ve verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazıldığında hangi seçenek elde edilir diye soruyor. 1. ifadeye baktığımızda doğal afetler canlıların yaşam alanlarını tahrip edebilir diyor. Doğal afetler dediğimiz şeyler öğrencilerim, insanlara zarar veren olayların genel adıdır. Yani deprem, sel, heyelan, erozyon, tayfun, hortum gibi. Bu insanların yaşam alanlarını tahrip edebilir. Doğru şıkkımız. 2. ifadeye baktığımızda küresel ısınma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler diyor. Küresel ısınma atmosferin dünya üzerine yakın yerlerinde sıcaklığın doğal ya da insan etkisiyle artmasıdır. Biyoçeşitliliği de bu yüzden tür azalmasına neden olacağı için olumsuz etkiler. Doğru bir ifadedir. 3. ifadeye baktığımızda erozyon ve orman yangınları biyoçeşitliliği tehdit eder. Doğal dengeye zarar vereceği için bu da doğru cevabımızdır. Evet, doğru şıkkımız C şıkkıdır. 10. sorumuza baktığımızda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için hangi uygulamalar yapılmalıdır diyor. Tabiat parkları oluşturarak canlıların yaşam alanlarını daha da iyileştirebiliriz. Doğrudur. Risk altındaki canlıların avlanmasını tamamen yasaklarsak
nesillerinin daha uzun süre devam etmesini sağlayabiliriz. Doğrudur. İnsanların bu canlıları evlerinde almalarına izin verilmeli. Yanlış cevabımızdır. Çünkü eğer biz bu canlıları evlerine alırsak doğal yaşam ortamlarını uzaklaştırıp canlıların hayatını tehlikeye atmış oluruz. Doğru şıkkımız A şıkkı 1 ve 2. ifadelerdir. 11. soruda çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemleri gösteren bir poster hazırlanmıştır diyor. 4 tane ifade verilmiş. Buna göre posterde verilen hangi bilgi yanlıştır diyor. Örneğin çevre kirliliği ile ilgili böyle bir poster hazırlamış olabiliriz. 1. ifadede kağıt, plastik, cam ve pil gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır diyor. Doğrudur. Doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek en güzel önlemlerden bir tanesi de budur. Araçların egzoz ölçümleri zamanında yapılırsa egzozlar daha fazla havaya zararlı gazlarla karışmamış olur. Doğru bir ifadedir. Tarımda verim arttırmak için aşırı gübrelemeye teşvik edilmelidir. Organik tarıma teşvik edilmelidir. Yanlış cevabımız. Doğru şıkkımız D şıkkıdır. 12. sorumuza baktığımızda yukarıda 4 tane özellik verilmiş. Verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez diyor. İklim koşullarına baktığımızda iklim koşulları doğal yaşam alanlarında daha iyi bir ifade vermesi için 1. iklim koşullarımız doğrudur. İki yeryüzü şekilleri örneğin ova, dağ, vadi bu da biyoçeşitliliği doğrudan etkiler. Toprak yapısı dediğimiz şey tarım ürünlerinin biyoçeşitliliği arttırması için toprak yapısı da bizim için önemlidir. Fakat madenler bizi etkilemez. Madenler dediğimiz şey ise iç ve dış doğal etkenlerle oluşan ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır. Doğrudan değil, dolaylı yoldan etkileyici için D şıkkımız doğru cevabımızdır. Sevgili öğrenciler, Akademik Eğitim kanalımızda tüm videolarımıza ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.